Selamlar efendim. Bu videoda Leopard 1'i inceleyeceğiz. Leopard 1 seviye 10 Alman tankı, Almanların orta tankı ve bence oyundaki en başarılı orta tanklardan biri. Bir diğeri de STB derim. STB zaten incelemiştik fakat Leopard 1 için bir video hazırlamamıştım. Fena geçmeyen bir maç vardı. Bunun üstüne hemen videoyu çekmek istedim. Leopard 1 topuyla ön plana çıkıyor. Leopard 1 gizlenmesiyle ön plana çıkıyor ve Leopard 1 tespit etmesiyle ön plana çıkıyor. Leopard 1 aslında sadece topuyla ön plana çıkmıyor dediğim gibi. Leopard 1 savaş sahasında birçok beceri sağlayabiliyor, birçok beceri gösterebiliyor. Bunlar gizlenme ve tespit etme, özellikle tespit etme bir light tankı kıskandıracak kadar yüksek diyebilirim. Gizlenme de neredeyse sağlam bir TD'ye yakın gizlenme oranına ulaşılabiliyor Leopard 1 tankıyla. Leopard 1'in top eğimine gayet başarılı, nişan alması olağanüstü, 100 metre dalma özelliği mükemmel ötesi, top yükleme süresi mükemmel ötesi. Kısaca oyundaki en iyi orta tankı görürüz arkadaşlar. İsterseniz şöyle bir genel olarak Leopard 1'in özelliklerine bakalım. Hangi donanımları takmanız gerektiğini de ben kendi donanımlarımdan istinaden size söyleyebilirim. Burada ben top yükleme sürücüsü taktım daha hızlı ateş edebilmek için. Kamuflaj taktım ve teleskopik dürbün taktım. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, yorumlara ve özel mesajlarda bana yazanlar var. Özellikle diyorlar ki abi ya abi orta tanka teleskopik dürbün takılır mı ya falan diyen arkadaşlar var ama bu düşünce çok yanlış. Bakın bu tanka teleskopik dürbün taktığınızda 535 metre tespit edebilirliği oluyor. Yani bir light tanka ulaşıyor neredeyse. Bakın 921. Yani bunun üzerine söyleyecek bir şey yok ve bu da size savaş alanında çok büyük bir üstünlük sağlıyor. Takımınızda light ölmüşse ya da light yoksa. Gizlenmesi 714. Neredeyse bir TD, iyi bir TD'ye yakın gizlenme değerimiz var. Hareket kabiliyeti muazzam bence. 70 km azami hıza çıkabiliyor bayır aşağıda. Ve 55 derecede dönüşü var saniyede. Bu da çok başarılı. Bunun dışında geri hızı 21. Yani ateş ettikten sonra da çok rahat kaçabileceğiniz bir hıza sahip Leopard. Zırh konusuna geldiğinizde ise burada biraz hüsrana uğruyor gibi görünmeyin. Lütfen çünkü dediğim gibi çok daha farklı özellikleri de ön plana çıktığı için bunu es geçebilirsiniz. 70 mm gövde zırhı, 52 mm kule zırhı gerçekten zayıf. Ateş gücüne geldiğimizde ise Leopard'a, gördüğünüz gibi ateş gücünde ise bizim gözlerimizi kamaştıran bir özellikler silsilesini görüyoruz. Bunlar dakika başına 3341 ortalama hasar. Bendeki donanımlar birlikte bunlar tabii ki. 1.51 nişan alma süresi ve 0.26'da 100 metre dalma süresi var. Top eğimi -9. Ortalama hasar 420. Ortalama delme ise 278. Şimdi benim şöyle bir inceleme listem var. Videoya başlamadan önce bu tankları seçtim ve hepsini yapılandırarak standart konuma getirdim. Öyle söyleyeyim. Ateş gücüne baktığınızda bakın koyduğum tanklar, FV'ler, Conqueror'lar, STRV'ler, Griller gibi tankların yanında ateş gücüne baktığınızda hafife alınmayacak 770 ortalama değerli bir ateş gücü var. Ve burada evet Grill en önde görünen tank ama bakın Grill'in 0.26'lık 100 metre dalması varken Leopard'ın 0.28, 1.44 nişan alma süresi varken Leopard'ın 1.63, bunlar muazzam süreler. Gerçekten muazzam süreler ve saatte 50 kilometrelere, 70 kilometrelere çıkabilen bir orta tanksınız siz. Bu size çok büyük bir avantaj sağlayacak arkadaşlar. Top yükleme süresine baktığınızda aralarında en hızlılardan biri olduğunu görüyorsunuz Leopard'ın. Bu anlamda da sizin ciddi bir avantajınız olacak. Top eğimine baktığınızda -9'da gerçekten yine başarılı bir top eğiminiz var. Bakın Conqueror'un -10, STRV'nin -11. Yani STB'yi geçin zaten, o farklı bir dünya. Burada da hiç hafife alınmayacak bir top eğiminiz var. Tepelerin arkasından çıkıp rahatlıkla full down yapabilirsiniz. Belki rahatlık demek biraz abartı oldu ama full down yapabilirsiniz. Dayanıklılığına hiç bakmayalım. Orada gerçekten çok fazla başarısı olmayan bir tank. Ama hareket kabiliyetine geldiğinizde bakın o
griller briller işte burada kaybediyor. Çünkü Leopard'ın muazzam bir hareket kabiliyeti var. Çevik bir tank, hızlı bir tank. Bunun yanında gerçekten iyi bir topla donanmış. Ayrıca gizlenme oranında diğer tanklara göre epeyce yüksek. Bakın 308 puan alıyor. Grill 375 puan alıyor. Pardon, STRV 375 puan alıyor. Grill 197 puan alıyor gizlenmede. Burada ne kadar fazla gizlenme oranınız olduğunu görüyorsunuz. Yine tespit etmeye geldiğimizde ise sözü Leopard'a bırakıyoruz. Ama burada da ilginç bir şey göstereyim size. Hep ben söylüyorum, FV211B gerçekten çok farklı bir tank. İşte o da burada bazı noktalarda öne çıkıyor. Ama bu videoyu anlatırken gerçekten ne kadar keyif aldığımı anlatamam size. Çünkü burada şöyle bir şey görüyorsunuz siz. Şöyle söyleyeyim, Leopard için her işe gelebilen bir orta saha oyuncusu gibi. Yani her şeyi yapabilen, gidip şut çekebilen, gidip pas atabilen, yeri geldiğinde az çok kafa vurabilen, oyun kurabilen, savunmaya yardıma giren bir orta saha oyuncusu gibi görüyoruz biz burada Leopard'ı. Zaten şimdi izleyeceğiniz maçta da bir ufak tefek hatalarım oldu ama sizler bu hataları yapmayacaksınız diye tahmin ediyorum. Gerçekten ne kadar gizlenmesinin iyi olduğunu, topunun nişanının ne kadar iyi olduğunu göreceksiniz. Söyleyeceklerim bunlar. Kısaca şunu da anlatayım. Benim burada seçtiğim donanımlar kişisel tercihlerim ama şiddetle tavsiye edebileceğim tercihler. Çünkü Leopard'ın zaten öne çıkan özellikleri ateş etme, gizlenme ve tespit etme. Siz bunlara göre Leopard'ı düzenlemeniz gerek. Burada gizlenme yerine havalandırma takabilen takacak arkadaşlar da olacaktır. Bunun için de bir şey demiyorum. Ama burada ciddi bir şekilde yuva bonusuyla birlikte gizlenmenin 714'e çıktığını görüyorsunuz. Gelelim bir de seviye 10 herhangi bir light tank'a bakalım isterseniz. Bakalım onun gizlenmesine. Leopard'ın 714'tü. 910 Manticore. Panzerkampfhagen 726'ya çıkıyor. Hani burada gerçekten Leopard'ın gizlenmesini de hafife almayın. Yani takımınızda light tank yoksa siz çok rahat spot verebilirsiniz. Zaten şimdi izlediğiniz maç da tamamen bunun üzerine kurulmuş bir maç. İsterseniz lafı fazla uzatmayayım, hemen maça geçelim. Evet, maçtayız. Şimdi hemen hızlıca dizileme baktım ben. Karşı tarafta light tank yok. Karşı tarafta olmadığı için bizde de yok. Dolayısıyla oyunda bir light tank yok. İşte dediğim nokta bu. Teleskopik dürbünün ve gizlenme şeyinin kamuflajın öne çıkacağı nokta burası. Ben hemen birazcık aslında riskli bir hamle yaparak şu ilerideki çalılara geçeceğim. Oradan sniper yatacağım. Hemen pozisyonumu alıyorum. Çalıların arasına yatıyorum. Ve Leopard'ımla aslında çok da fazla kaliteli bir oyuncu olmadan hasarlarımı atmaya başlayacağım. Buradan takımın ağır tanklarının sola doğru, yani A3'e hatta B2'ye doğru hareketleneceğini tahmin ediyorum, düşünüyorum ve burada bekliyorum. İkinci bir yerim de olabilir de, bildiğiniz gibi K hattı da olabilirdi, K8 hattı da olabilirdi ama ben buraya geleceklerini düşündüm ve doğru da tahmin etmişim. Bakın buradan Lorient 50T'yi spotluyoruz. Spot buradan verebiliyorum ben. Düşünün, eğer onlar orada olmasa belki daha fazla tank spotlama ihtimalim olacak. Burada atış pozisyonu arıyorum kendime. Geri gelen bir projektoyu görürüm ve affetmiyorum. 371 hasarı atıyorum. Ortadan bir light tank gelmeyeceğinden %100 eminim. Çünkü öyle light tank yok. Bu arada Yak Tiger'a bir hasar daha veriyorum. 525 hasarımı veriyorum. Delmekte zorlanmıyorum. Çünkü tankların zaten tamamını yandan göreceğim. Ve topumun delme oranı da gayet güçlü. 420 cam hasarı veren topum 278 mm deliyor. Orada palette kalmış tortusu tekrar deliyorum. Çok da zorlanmıyorum nişan alırken. Nişanımı alır almaz atışımı yapıyorum ve Leopard'la deliyorum. Ortadan gelirse belki beni spotu açabilir diyor ama bu da kolay değil. Gördüğünüz gibi uzaktan burada tek çalını olmasına rağmen açılmıyorum. Gerçi buraya gelen biri de yok. Anlatmak istediğim şey buydu. Söylemek istediğim şey bu. Hangi tanka ne takacağınızı gerçekten oyun dinamikleri belirler. Haritanın neresine gideceğinizi oyun dinamikleri belirler. Şu oyunda bir tane EBR olsaydı inanın ben şu anda şu hasarları atamıyor olabilirdim. İçime girmiş olabilirdi. Oyun çok farklı olabilirdi. Bu arada FB'yi görüyorum ve ona da hasarımı atıyorum. Ne kadar hızlı nişan alıp ne kadar hızlı bir şekilde ateş ettiğimi görüyorsunuz. Bu Leopard'ın muazzam topundan dolayı. Henüz 2,5 dakika geçti ben 2537 hasarı ulaştım derken 2978 hasarı ulaştım.
hareketli giden bir tankı görüyorum. Centurion, ona da nişanımı alıyorum ve hareket ederken onu da garaja yolluyoruz. Bu arada söylemediğim bir şey daha. Leopard'ın mermi hızı yine muazzam arkadaşlar. 1400 metre bölü saniye mermi hızı var. Yani mermi bir saniyede 1400 kilometre saniyede 1400 metre ilerliyor demek. Bu arada az önceki atışımı gördünüz. Ne kadar ince, ne kadar hassas bir noktadan atışımı yaptım. Doldurdum da IS 3-2 ne oldu anlamadan geri giderken Tarit'in yanından bir kez daha hasar verdim. Muazzam top yükleme süremiz var. 7,5 saniyeye kadar düşürdüm ben. Belki siz daha fazla düşürebilirsiniz. Bu arada artık 4200 hasara ulaştım. Bakın hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Çalıya geçtim. Adamların nereden geleceğini tahmin ettim. Düşündüm buradan gelirler dedim. Ve Leopard'ın şovunu izlemeye başladık. 2 kill, 4274 hasar. Full candayız. Ve şimdi basacağım. Burada da cömert davranıyorum canım açısından. Çünkü zaten oyunu kazandık. Ekstra bir şey olacağını düşünmüyorum. Hasarımı atmışım. Yani 3 hasar, 5 hasar daha atayım ama canım gitsin diye ASD'yi basıyorum. Ve basarken de çok fazla korkmayacağım. Oradaki T30 yerine olsam ben çoktan basmıştım. Hasarımı attım. Geri gidiyorum. Ve dedim ki tekrar basayım. Gerek yok IS-7'ye. Dediğim gibi hasar atmak benim için çok çok daha önemli. IS-7'nin bana vereceği 400 hasar çok da umurumda değil. Umurunuzda da olabilir. Yani aman koruyayım kendimi biraz daha hasar almadan hasar atayım. Canımı koruyayım da 6 tank daha var diyebilirsiniz. Ama o kafada değilim ben. IS-7'ye son bir hasar daha vereceğim. Veriyorum ve geri çekiliyorum artık. Çünkü ikinci kez bir daha hasar yemek istemiyorum IS-7'den. O arada IS-7'ye Emin iki tarafından garaja yollanıyor. Burada bir tank daha görüyorum. Nişanımı alıyorum. Hemen bakın nişanı alır almaz ateş ediyorsunuz. Çünkü nişancınız çok çabuk kapanıyor. Zaten dağılma şeyiniz de çok az. Çemberiniz de çok az. Bu yüzden çok rahat rakip tankı görüp, düşman tankı görüp hasar verebiliyorsunuz. Şimdi hızımı kullanarak sağ tarafa geçtim. Gördüğünüz gibi haritayı okuyarak da daha fazla hasar atma ihtimalimiz oluyor. Buraya kadar çok güzel. Bakın hiçbir şey yapmadım bunda. İnanın hiçbir şey yapmadım. Tank konuştu. Burada GB Tiger'ı görüyorum. Nişanımı alacağım. Ha, diyorum yok burada bir şey. Devam edeyim. GB Tiger'a basayım diyorum. Abi bakıyorum T-54E1. Burada birazcık acele ettim ateş etmekte. Kaçırıyorum. GB Tiger'a da spotumu veriyorum. T-54E1'e basacağım. Bakın burada çok muazzam bir hata yapacağım. T-54E1 bu işte, bu işte geri alacağım. Bu işte oyunun kader anı diyebilirim. Çünkü ben T-54E1'i orada tek atışta alacağımı düşündüm. Yerman Voy a la playa, ya subió la marea. Ama burada hani biraz da RNG, biraz da benim kolsuzluğum diyebilirim. İnceleyelim yavaş ağır çekimle. Basıyorum. T-54 ana avradını. Ulan kim bu? Ulan şimdi nereden çıktı bu diyor. Net bir şekilde topun azizliğiymiş. Ben maçta o dedim çok kötü bir atış yaptım dedim. Ama topun azizliğiymiş. T-54 T-1'li zaten şarjörlü bir tank. Ben tek hasarı göz önüne alarak T-54 T-1'e basmıştım. Böyle bir isabeti de kaçırınca T-54 T-1'i garaja yollayamadık. Ve o bizi garaja yollayarak 6058 hasarda kaldık. Herhalde burada T-54E1 tarafından garaja yollanmasaydım devam edecektim. Belki bir hasar daha verebilirdim. 7000'lere kadar ulaşabilirdim diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Leopard 1'i gördük. Leopard 1 nasıl tank? Muazzam bir tank. Hız, kamuflaj, top. Hepsi gerçekten 10 üzerinden 10'luk sınıfının ve seviyesinin en iyi tanklarından biri diyebilirim. Alman mühendisliği burada kendini konuşturmuş arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hemen şimdi maç sonu skorlarına gelelim. Bakalım T-54 maç sonunda genel olarak neler yapmışız ve bize ne vermiş, kredi olarak ne götürmüş, ne almış. Maç sonunda Leopard'la hasar açısından birinci olduk. Biraz daha hasar atabilirdim ama son o T-54'te biraz dikkatsiz davrandım. Açıkçası o yüzden 6058 puanda kaldık. Gördüğünüz gibi ne getirmiş ne götürmüş diye soracak olursanız biz bolca miktarda tabii burada ikinci mermiyi de kullandık. Parayı da krediyle satın aldığımız premium dediğimiz sert başlık zırh delici mermiyi de kullandık. Ama toplamda 111 bin lira para kazandık ve bunun bize 40 bin lira getirisi oldu Leopard'la. Birçok ödül aldık. Yüksek kalibreyi aldık. Keskin nişancıyı aldık. Müttefiği aldık ama asıl benim burada göstermek istediğim çok önemli İki şey var. Birincisi gördüğünüz gibi birçok tankla iletişime geçmişiz. Contact kurmuşuz. Çok fazla tankla contact kurmuşuz. Ve kurduğumuz tankların tamamına hasar vermişiz. Bir tanesi hariç Lorien 50T.
Onun dışında daha önemli bir şey, bakın 50 bin, pardon, 6058 damage atıyorum. 6058 damage atıyorum ve ustalık börevesi ikinci seviyeye alıyorum. Yani bu tankla atabileceğiniz hasar efsane iyi oynarsanız. Oynaması çok zor bir tanktır. Elinizin alışması gerek. Kolay bir tank değildir. Zırhsız bir tanktır. Ama topu muazzam isabetlidir. Ve bir o kadar da hareket kabiliyeti. Bunun yanında da bonus olarak gizlenmesi vardır efendim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.